Avrasya Hastaneler Grubu şifa kapısını sunar. Bir de yaz hastalıkları konuşuruz hocam. Efendim güzel bir gün dileğiyle Şifa Kapısı Sağlık Programı'nda sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık bir saate yakında canlı yayında değerli hocamız Avrasya Hastaneler Grubu'ndan Kulak Burun Boğaz cerrahisi uzmanı operatör doktor Koray Cengiz hocamızla birlikteyiz. Özellikle sizlerden gelen konu başlıkları ve KBB'deki kış hastalıklarını konuşacağız. Ama öncesinde tabii dünyanın en önemli sağlık sorunlarının başında gelen ve haberlerin de gündeminde manşet konu başlıklarındaki Korona virüsü ile ilgili sizlerin de öğrenmek istediklerinizi sizler adına değerli hocamıza merhabalar dedikten sonra soralım ve bilgileri almaya başlayalım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam çok şıksınız öncesinde diyelim. Teşekkür ediyorum. Siz de öyle. Sağ olun. Çok teşekkürler. Yoğun iş temponuzda vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii kış hastalıkları çok yaygın olduğu için size ulaşmak da biraz güç oldu. Haklı olarak tabii danışanlarınıza vakit ayırıyorsunuz. Biz de dedik ki hocam seyircilerimize de vakit ayırın. Önemli konu başlıkları var ve özellikle de bilgiler anlamında sizin önemli görüşlerinizi almamız gerekiyor. Tabii koronavirüsü çok fazlasıyla haber konusu. Evet. Tabii kişileri de rahatsız ettiği için biz de sizi sormak istiyoruz. Koronavirüsü tabii 1960'lardan bugüne Çin'den itibaren yaptığımız araştırmalarda var ama tabii bu kadar gündeme gelmesinin altında ne yatıyor? Koronavirüsü nedir diye soralım. Yani koronavirüs virüs ailesinden bir grup. Bunun birçok alt tipi var ama şu an gündemdeki işte COVID-19 diye adlandırılan tipi. Normalde büyük ihtimalle işte hayvandan insana geçtiği düşünülüyor mutasyona uğrayarak ve bulaşıcılık oranı çok yüksek. Bundan dolayı zaten dünya alarma geçti. Bulaşıcılık oranı yüksek, ölüm oranı diğer şeyler virüs tiplerine göre çok aşırı yüksek değil ama düşük olsa da yine çok yüksek olunca tabii bu sefer ölüm oranı da yüksek gibi duruyor. Bu grup nasıl bizim karşımıza gelebilir? Hani şu an Türkiye'de herhangi bir şey yok. Kaydedilen bir vaka bildirimi de yok. Karantina altında olan işte belli hastalar var. Biz de basından falan yine takip ediyoruz bu şekilde. Ama tabii insanlar tedirgin. Çünkü bütün sınır komşularımızda, Avrupa'da her yere yayılmaya başladı. Ama şu benim görüşüm olarak tabii artık kışın son dönemine giriyoruz. Biraz daha havalar ısınınca büyük ihtimal virüs o bulaşma özelliğini en azından Kuzey Yarımküre için düşecektir. Tabii burada kuluçka süresinin 14 gün olması, havada bir 18 saat falan asılı kalması bulaşıcılığı arttırıyor. Hastalar karşımıza nasıl gelebilir? İşte yüksek ateş özellikle ve öksürük ön planda oluyor. Halsizlik falan buna ekleniyor. Burada tabii genelde ölüm sebebi olarak akciğer enfeksiyonlarından kaynaklanıyor. Genelde bütün virüsik şeylerinden yani akciğer enfeksiyonlarından oluyor çoğu zaman. Hani korunmak için neler yapabiliriz? Tabii ki burada virüs olduğu için bunun bir aslında böyle tam bir antibiyotik falan hiçbir etkisi yok virüslere. Bir kere kişisel hijyenimizi yüksek tutacağız. Yani ne yapacağız? Sık elimizi yıkayacağız. Kalabalık yerlerde aslında çok bulunmayacağız. Mümkün mü hocam? Ve işte besin C vitamini takviyemizi mutlaka almamız gerekiyor. Mümkün olduğunca çok fazla insanlarla temas etmemek gerekiyor şu dönem için. Tabii ister istemez kışın bahara yolculuğunda ister istemez tabii işimizin de temposu çok büyük ama kapalı alanlarda çok fazla bulunuyoruz. Kapalı ve kalabalık kışın tabii getirdikleri. Kışın öyle herkes alışveriş merkezlerinde ama tabii işe gitmek için burada metrolar, toplu taşıma araçlarında da insanlar çok sıkı sıkıya temas halinde. Ama dediğim gibi hani ülkemizde şu an herhangi bir vaka bildirimi yok. İnşallah da olmaz. Olmaz. Tabii geçmişte domuz gribini yaşadığımız için ister istemez yine devamı mı gelecek ya da ister istemez tabii sağlık olunca tedirginlik artıyor ama dediğiniz gibi hijyen ve kendimizi... Yani şimdi korona girince işin içine diğerleri unutuldu. Aslında influenza AB şu an belki daha çok bizim karşımıza çıkıyor. Çünkü onların hemen testlerini yaptırıp görebiliyoruz. O daha yaygın daha ülkemizde. Yaygın. O devam ediyor mesela. Ama onun en azından ilacı var. Tanısı var ve ilacı var. Evet. Yani influenza karşımıza hemen testini yaptırıp bir yarım saat içinde sonucunu görüp ve ilacını başlayabiliyoruz influenza varsa. Aman dikkat diyelim buradan. Aynen hijyeni... öyle. Herkes bağışıklığını güçlü tutsun, meyvesini, sebzesini yesin, bol sıvısını alsın ve mümkün olduğunca dediğim gibi kalabalık ortamlarda bulunmasın. Peki hocam, tabii sizin alanınıza geldiğimizde tabii kış hastalıkları fazlasıyla, kulak enfeksiyonları, kulak ağrılarıyla gelen şikayetler, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğazdaki rahatsızlık, faranjit, laranjit, birçok sıkıntı evet. var. Tabii geçtiğimiz hafta da çok önemli sporla ilgili de gelişmeler olduğu için ses kısıklığı ile ilgili çok fazla da siz de fanatik Beşiktaşlısınız değil mi evet, hocam? Evet, Beşiktaş'ta evet. maça gittiğinizi çok iyi biliyorum. Evet. Takip ettiğinizi biliyorum. Tabii tesellimiz Fenerbahçe Galatasaray maçı olsun en azından. Ben de bir Beşiktaşlı olarak diyeyim. Tabii ses kısıklığı ile ilgili birçok izleyici geldiği için bize soru başlıklarında diyor ki ses kısıklığını nasıl tedavi edebiliriz? Neden ses kısıklığı ortaya çıkıyor? Burun tıkanıklığıyla birlikte bağlantısı var mıdır diye soruyorlar. Öncesinde kulaktan başlarsak hocam kulakla ilgili kış hastalıklarında en çok sıkıntılar nelerdir diyelim. Kış döneminde tabii orta kulak iltihaplarını daha çok görüyoruz. Niye orta kulak iltihabı daha çok görülüyor? Çünkü burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, orta kulakla birbirine bağlantılı bir kanal sistemi var. En ufak bir burun boğaz enfeksiyonu kulağa geçiyor. Özellikle çocuklarda çok daha sık görmekteyiz. Erişkinlerde bu oran bayağı bir düşüyor ama özellikle kreş çocuklarında 3-4 yaş grubu, 6 yaş grubu veya okula başlayan ilk senede fazladır, orta kulak iltihabı fazla gözükür. En ufak burun tıkanıklığında çocuklar daha çok sümkürmeyi bilmedikleri için o burundaki sekresyonu, o sümüğü diyeyim, hep böyle içlerine çekerler. O içlerine çekmede oradaki bakteriyi veya virüsü orta kulağa yönlendiriyor. Orta kulaktan veya oradaki sekresyon boşalamadığı için orta kulak enfeksiyonu yol açıyor. Bizim kış döneminde en çok gördüğümüz kulak enfeksiyonu orta kulak iltihabı. Yaz döneminde de dış kulak iltihaplarını çok görüyoruz. Dönem dönem konuşuyoruz seninle de. Evet. Orta kulak iltihabı aslında hani bu boğaz, burun, kulak hepsi birbirine bağlantılı. 3 yer birbirine çok rahat şekilde atlayabiliyor enfeksiyonlar üst solunum yolunda. Tedavi yaklaşık zaten hepsi de aynı. Burada burnu rahatlatıcı ilaçlar, antibiyotikler bakteriyel olarak düşünüyorsak eğer, ağrı kesiciler ve istirahat öneriyoruz. Genellikle bir hafta içinde çoğu zaman bu enfeksiyonları düzeltiyoruz. Peki kulak iltihabının yanında bir de kulak kirliliği ile birlikte karıştığında işitme kaybına yol açabilir mi diye soralım. İltihaplayken de işitme kaybı olur. Kulak kiri varsa da işitme kaybı olur veya iltihap geçer, kulak enfeksiyonu tam geçmez, sıvı birikimi devam edebiliyor bu sene. O zaman da işitme kaybı olabiliyor. Serozotit dediğimiz kulakta sıvı birikimi. O da burun tıkanıklıklarında falan daha çok görüyoruz ama onda ağrı yapmaz. Hasta grip oldum, sonra kulağım tıkandı, gripim geçti ama kulağım duymuyor veya yankı yapıyor diye geliyor hastalar. Dediğim gibi tedavi protokolü hep aynı, burnu açık tutmak gerekiyor. İyi nefes almak için. Hasta olduğumuzu anladığımız zaman hemen burnumuzu açacağız. Yani burnumuzdan başlayacağız işe. Burun mutlaka açık olunca diğer şeyler tabii doktora gideceğiz. Ama elimizde en azından bir tuzlu su falan böyle spreyler falan varsa hemen böyle burnumuzu açık tutmamız gerekiyor ki enfeksiyon diğer kulağa falan geçmesin. Sonrası tabii tedavi aşaması da belki de sıkıntılı bir süreç olabilir. Tabii işin içine orta kulak girince bir de ağrılı falan gece tutar o ağrılar. Çoğu zaman hastalar gece kulak ağrısıyla uyuyamadan sabah erkenden hemen doktora giderler. Sizin yanınıza hocam hemen iyileşelim. Peki burunu açık tutmak gerekir dediğiniz için burunda tabii et büyümesi olabilir, geniz eti rahatsızlığıyla bağlantılı tabii burundaki estetikle ilgili kaygıları olabilir ama öncesinde tabii burun eti büyür mü diye soralım. Tedavisi nasıldır? Burun eti herkeste olan bir yapı. Aslında havayı nemlendirip ısıtıp alt solunum yolları, mikropları tutup alt solunum yollarına gönderme mekanizması var bu etlerin. Hı hı. Ama bu etler bazen büyüyor. Niye büyüyor? Alerjik nedenlerle büyüyebiliyor, enfeksiyon nedenlerle büyüyebiliyor. Hı hı. Büyüdüğü zaman burun tıkanıklığına yol açıyor. Bazen baş ağrısı yapabiliyor veya sinüzit gibi enfeksiyonları zemin hazırlıyor. Burun eti tedavisi genelde küçültme yapıyoruz bu burun etlerini. radyo frekans veya koter gibi cihazlar var veya kobletör dediğimiz aletler var. Bunlarla bu etleri küçültebiliyoruz. Veya alerjik bir bünye varsa bu alerji spreyleri, alerji haplarıyla en azından hava yolunu açıyoruz. Ama bu etler bazen tek başına sadece büyümeyebiliyor. İşte burun kıkırdağında eğrilik oluyor. Yanında o eğrilikler varsa da ameliyat öneriyoruz. Çünkü hastanın hem uyku kalitesini düşürüyor hem günlük yaşamını etkileyebiliyor. Böylece eğer eğrilik de varsa genelde hem burun eti hem eğrilik, estetik de istiyorsa beraberinde, eğer burun şeklinde de bir problem varsa komple içini yaparken dışını da yapıyoruz. Fonksiyonel ve estetik bir cerrahi ortaya çıkıyor böylece. Şimdi hem de estetik kaygısı var ise de o da ikisi bir arada bir şekilde. Tabii yani sadece hani burnu yapıp da nefesini bırakmıyoruz. Yani hani güzel bir burun ama çalışmıyorsa, solunum fonksiyonunu yerine getirmiyorsa hiçbir anlamı yok. O yüzden hem içini hem dışını mümkün olduğunca fonksiyonel hale getiriyoruz. Peki burun estetiği demişken hocam, burun estetiği tabii kişiye özel yapıldığı için kendini kişi hazır hissettiğinde mi gelmesi lazım? Çünkü bu sosyal medyanın da gücü çok fazlasıyla işte olduğu için. O yüzden için... tabii çok arttı şimdi. Eskiden insanlar yani acaba falan diyordu ama şimdi sosyal medya, işte bir sürü aplikasyonlar sayesinde bu fotoğraf çekmeler de artınca, bir de insanlar estetik olup bunları paylaştığı zaman baktı ki korkulacak bir şey yok. Herkes bunu yaptırıyor. Bir de güzel yapılıyor. Yani ellerinize çok yapıldığı için, hani sadece ben kendim için söylemiyorum bunu ama ülkemizde çok iyi yapılıyor, çok güzel yapılıyor. Çok güzel toplantılar var, çok güzel eğitimler var. Yani doktorlar da bu işe yöneldi, el becerileri gelişti. Eskisi gibi değil. Böylece yaptıran insan arttı, marka değeri oluştu. Türkiye bir marka oldu bu işte estetik sektöründe. Sadece burun estetiği değil, yurt dışından da bir sürü hasta geliyor. Kesinlikle. Böylece bunların şeyi de yapılıyor, tanıtımı da yapılıyor bir şekilde. Ülkemiz adına da çok kıymetli. Aynen öyle. İnsanlar artık korkmuyor. Yani daha cesur. Çevresinde en az bir iki kişi yaptırmış, görüyor. Böylece bir güven oluşuyor. Kesinlikle. Hani doktora da bir güven oluşuyor, kendine de bir güven oluşuyor. Tabii yani tereddütleri olan hastalar yaptırmıyor ama yani bir kendinde güven, evet, önemli bir şey. Bunu istiyorum deyip bir yaptırması daha doğru. Hani kararsız kalınca biraz daha sıkıntı olabiliyor. Ama doktoruyla karşılıklı iyi anlaştıktan sonra, aynı şeyleri istedikten sonra problem olmaz. Bir de müthiş değişimi fark ediyorum hocam. Sayfanıza da bazen baktığım zaman diğer hocalarımla birlikte takip ediyorum tüm konuklarımızı ve tüm hekimlerimizi. Çünkü inanılmaz, oradaki keşke daha öncesi yaptırsaydım diyenler çok oluyordur size de. Ya tabii yani artık... Sağlığın çünkü şakası şimdi yok. Şimdi bir yaş şeyimiz de yok. Yani bu 18'den başlıyor. 50'li yaşlarda da yaptıranlar var. Bu benim içimde bir uhde kalmıştı deyip, çok istemiştim ama yaptıramamıştım deyip de yaptıranlar var. Ya da hemen 18 yaşını doldurup hemen yaptıranlar da var. Bir daha hani ileride bu iş uzamasın, ben bu burunla bu için yaşadım hemen, evet, diye bir yaş şeyimiz de yok. Evet yani insanlar nasıl mutlu oluyorsa öyle diyeyim. Sonuçta bu bir iç mutluluk. İnsan mutlu oldukça çevresine de yansıtıyor. Tabii ki. Sonuçta, daha pozitif oluyorsun. Evet, aynen öyle. İş hayatına da yansıyor bu, aile hayatına da yansıyor. Eğer insan vücudunda bir şeyden mutsuzsa ve bunun bir çözümü varsa ve maddi olarak da imkanı varsa yaptırmalı diye düşünüyorum. Neden olmasın? Peki hocam, burun estetiği için hazırlanma safhası nasıldır diye soralım ve şimdi burun ameliyatı oldum ama hocam bunun tam oturması, vücuduma, yüzüme şeklinin tam örtüşmesinin süresi var mıdır diye de sorular var. Yani hazırlık şöyle, bir kere en az 1-2 defa görüşme yapıyoruz ameliyat öncesinde. Çünkü hastanın beklentileri ve bizim ona verebileceklerimiz önemli o burununda. Çünkü hasta geliyor, elinde bazı fotoğraflar var. Ben bir burnu istiyorum diyor ama kendi burnunun o buruna dönüşebilme ihtimalini düşünüyor mu? O önemli. Yani o uyuşabilir mi? O burun buna dönüşür mü? Bir kere ortak bir paydada buluşmak lazım. İşte biz hastaya kendi burnu üzerinden öncelikle muayenesini yapıp kendi burnu üzerinden neler yapabileceğimizi söylüyoruz. Burada birinci etken cilt yapısı. Yani burun estetiğin bence olmazsa olmaz en önemli şeyi hastanın cildinin yapısı. İnce cilt, orta kalınlıkta ve kalın cilt olarak genelde sınıflandırabiliyoruz. buradaki hangi cilde sahipse bu hasta ona göre konuşmak lazım. İyileşme süreci de çünkü bu cilt yapısına göre ve burnun şekli alması da bu cilt yapısına göre oluyor. Burada dediğim gibi hastanın cilt yapısı ve iskelet, yani o büyüklüğü çok önemli. Şimdi ince ciltli burunlar daha hızlı şekle giriyor. 6 ay civarında şeklini alırken kalın ciltli burunlar 1-1,5 sene civarında tam oturmayabiliyor. Bunu hastaya çok iyi anlatmak lazım. Kesinlikle. Ne kadar söylesek de hastalar unutuyorlar. İşte 6. ayda hala benim burnum niye büyük, niye küçülmedi diye gelebiliyorlar ama dediğim gibi yani cilt yapısı çok önemli. O ödemin gitmesi kalın ciltlerde 1-1,5 senede benim çok değişen hastalarım var. Öyle çok sabır gerektiren bir iş burun estetiği. Hemen böyle bir hafta sonra alçıdan çıkınca o şekil hemen oluşmuyor. Sonuçta o kemikleri biz kesiyoruz. Yeniden şekillendiriyoruz. Orası bir travma. Dokular şişiyor. Tabii. Yani kolunuzu çarpsanız bile kaç gün böyle ağrıyor, şişiyor bazen. Sonuçta orada da büyük bir ameliyat. Öyle küçük bir ameliyat da değil. 2 saat kadar süren bir ameliyat. Ama korkulacak bir şey yok. Ağrısı sızısı olan bir işlem değil. Çok fazla artık yeni teknolojiler kullanıyoruz. Çünkü kemikleri kırmadan kesiyoruz. Cihazlar kullanıyoruz. Bir gece hastanede yatırıyoruz. Ve bir hafta sonra da alçısını ve tamponunu çıkarıyoruz. Artık yani böyle bu işlem ağrılı, sızılı, tampon korkuları çok fazla oluyor hastaların. Kesinlikle. Eskiden gelen bir şey. İşte komşusu 15 sene, 20 sene önce ameliyat olmuş, o tamponda bayılmış falan. Ama şimdi kullandığımız tamponlar çok özel, küçücük, plastik. Çektiğinde bile bazen anlamıyor. Bu muymuş diyor hastalar. O yüzden korkulacak bir şey yok. Ama dediğim gibi doktorla bir kere aynı şeyde, frekansta buluşmak gerekiyor hastanın sonuç açısından. Sonra iki taraf da üzülüyor. O zaman yani beklentiyi çok iyi anlatıp hastanın doktoruna, doktorun da dediğim gibi bu olur mu olmaz mı, yani o hastanın beklentisi karşılanabilir mi, onu çok iyi açıklaması lazım. Şimdi tabii elindeki resimle geliyor ama vücudun onu kabul edip etmemesi, yüze uyup uyumamasını çok iyi karar verir. Yani şimdi o resimlerin bir kısmı photoshoplu, mankenlerin resimleri oluyor, şey oluyor veya ince cilt, kendisinin kocaman kalın ciltli burnu var. İpince ciltli böyle fındık bir burun getiriyor. Yani şimdi o burnun o şekilde mümkün değil. Tek seansta veya işte dönüşmesi mümkün değil. Yani bu şey gibi mesela 10. basamakta bir merdivendesin. Sen birden 1. basamağa atlamaya çalışıyorsun. Yani 10 numara kötülükte bir burun var. Onu süper bir şey, yani 10 basamak atlayamazsın. Düşersin değil mi? Bir şey olur. Ya da ne yaparsın? Birkaç basamak yavaş inebilirsin. Bir iki aşamada olabilir. Yani bu biraz böyle. O zaman estetiğe karar veren kişiler önce emin olacak, sonra ortak noktada hocamızla buluşuyor ve karar aşamasında, ameliyat sonrasında 1 yıl totalde bir süre, ortalama en azından 1 yıl denilebilir. Evet, yani beklemesi gerekiyor. Peki ameliyatsız burun estetiği var mı hocam? Soranlar oluyor. Ameliyatsız burun estetiği yani dolgu olarak var ama onlar tabii geçici şeyler. Ama onun dışında bir ara iple çekme falan gibi askı yöntemleri falan vardı burun için. Hani ben yapmıyorum ama bu işlemi yaptırmış 1-2 hasta ameliyat ettim. Orada ipler duruyordu ama ameliyat ettim. Sonuçta hani geçici bir şey yapar mı? Çok, yani burun ucunu belki bir tık böyle geriye doğru kaldırabilir ama reaksiyon da yaratabilir. Demek. Çok bir şey diyemiyorum onlarla ilgili ama dolgu kullanılan, günümüzde de sık kullanılan bir şey dolgu. Hani çok ameliyattan korkan, ameliyat olmak istemeyen veya çok ufak bir deformitesi olan veya ameliyat olmuş, ameliyattan sonra böyle küçük böyle asimetriler var, dolgu uygulanabilir. Tekrar hani bir ameliyat geçirmektense tekrarlayan dolgu uygulamalarıyla o bozukluklar kapatılabiliyor. Evet. O zaman burada karar vermek ve doktoruyla iyi iletişim yapması, sağlıklı bir sonuç ortaya çıkması için en önemli artı. Peki hocam, özellikle tabii boğaz ağrıları fazlasıyla duyuyoruz. Grip, nezle, sinüzit fazlasıyla duyduğumuz konu başlıkları olduğu için tabii sıcak su içiyorum, bitki çayları içiyorum, geçmedi. Hocam neden bu boğaz ağrısı? Mutlaka yakınanlar geliyordu. Evet. Boğaz ağrısı neden olur diye soralım hocam. Birçok nedeni var tabii. Yani kış döneminde daha çok işte virütik, enfeksiyoz nedenlerden oluyor. Ama hani bunun kronikleşmiş bir faranjit dediğimiz nedenleri de var. Artı işte bademcikler iltihaplandığı zaman da boğaz ağrısı yapar. Yani şöyle bademcik iltihapları ve faranjit olarak boğaz ağrısını 2'ye sınıflandırabiliriz, 2'ye ayırabiliriz. Bademcik iltihabı çok ağır geçen bir genelde bakteriyel bir enfeksiyon oluyor. 39-40 derece ateş, eklem, kas ağrılarıyla gider. Çoğu zaman enjeksiyon yani iğne tedavisi veriyoruz bunda. Özellikle çocuklarda beta streptokok dediğimiz o bakterilerin yerleşmesi sonucu tekrarlayan bademcik enfeksiyonları veya PAFA sendromu dediğimiz her ay süren bademcik iltihapları olabiliyor. Senede 4'ü 5'i geçtiği zaman ameliyatla bunları almak gerekebiliyor. Vücuda zarar verdiği için artık bu enfeksiyonlar. Onun dışında faranjit dediğimiz boğaz bölgesinin enfeksiyonu var. Bu yeni başlayan bir olaysa çoğu zaman virüstik nedenli. Ama işte o bitki çaylarıyla falan eğer kullanıyor geçmiyorsa bir hafta 10 gündür veya biraz ateş falan gibi şeyler de yapıyorsa o zaman bakteriyel enfeksiyon da olmuş olabiliyor. Yine antibiyotik tedavisi veriyoruz. Onun haricinde alerjik nedenli bir faranjit de olabilir. Sürekli işte burun tıkanıklığı, geniz akıntısına bağlı olaraktan boğazında yanma hissedebiliyor hastalar. Onda alerji tedavileri burun açıcı ilaçlarla düzeltiyoruz. Veya kronikleşmiş 3 aydan fazladır boğaza ağrıyorsa, gıcık yapıyorsa işte sürekli böyle bir yani ateş falan halsizlik yok ama geçmeyen bir boğaz ağrımız var. Bu da 3 ay, 4 ay, keyifsiz. 6 ay, 1 senedir varsa çoğu zaman kronikleşiyor. Ayrıca reflüye bağlı, mide sıvısının boğazı tahriş etmesine bağlı da faranjitler görüyoruz. Onlar da yine işte mide ilaçları veya işte antireflü ilaçlarla tedavi ediyoruz. Veya işte sigara gibi işte madde kullanımına bağlı da yine boğaz ağrıları var. Dikkat etmek lazım. Bir de tekrarlama olasılığı varsa artık vücut kendince diyor yani ki işte sinyal belki de. Bu ayrımları yapıp hangisine bağlı olduğunu şey yaparsak doğru bir tanıyla doğru bir teşhis koyulduğu zaman ona yönelik tedavi ve hastanın da tabii o teşhis karşısında kendini koruması gereken şeyler oluyor. Yani mideye bağlıysa sonuçta acılı baharatlı yemeyecek. Asitli kolalı içeceklerden uzak kalacak. Gece yiyip yatmayacak. Biz bunları hastalara söylüyoruz. Eğer reflü şikayeti varsa. Çünkü reflü hem boğaz hem ses kısıklığı hem işte larenjit gibi şeyler de yapabiliyor. Ve günümüzdeki artık beslenme tarzından dolayı da değiştiği için çok sık karşımıza geliyor. Peki larenjit demişken larenjitin kontrol altına alınmasını tekrarlar mı? Gırtlak iltihabı yani en azından kişi yaşıyor ama. Larenjit işte ses gırtlağın bölgesinin bir enfeksiyonu. Genelde ses kısıklığı, öksürük hatta bazen ileri boyutlarda nefes darlığına kadar gidebilir. Bu enfeksiyoz nedenli ise zaten ona göre tedavi veriyoruz. Ama işte bu reflü gibi nedenli veya alerjik nedenli olduğunda da farklı tedaviler var. Ona göre tekrarlayabilir. Hani enfeksiyoz nedenli ise kendimizi koruyacağız ona göre. Bağışıklığı güçlü tutarsak tekrar etme olasılığını düşürüyoruz. Ama alerjik bir bünye ise tekrar etme. Özellikle çocuklarda daha çok bizim karşımıza çıkıyor. İşte trakeit gibi o kurup dediğimiz öksürükler falan genelde çocuk doktorlarına başvuruyorlar ama bunlar da işte o trakea larenjit enfeksiyonuna bağlı oluyor. Ses kısıklığı böyle havlar tarzı öksürükle çocuklara havalar veriyoruz ki orayı rahatlatalım. Bunlar virütik nedenler, çocukluk çağında çok sık görülen enfeksiyonlar oluyor. Ama kontrol altına alınabilir. O anne babalarda tabii yani hemen tabii doktora veya sağlık kuruluşuna ulaştıktan sonra genelde çoğu tedavi ediliyor zaten. Burada dikkat etmek faydası en önemlisi. Tabii erken teşhis diyoruz ama reflüde de hocam dediğiniz gibi işte o akşam yemeklerini kaçamakları yapmamak. Yapıyorsan da mutlaka doktorla sık sık görüşeceksin demek. Kilonun etkisi var mıdır reflüde diye soralım. Yani kilo arttıkça tabii reflü şikayetleri artıyor. Orada tabii yine kilo vermek aslında tüm hastalıkların kurtarıcısı. Sağlıklı beslenmek gerekiyor. Sağlıklı beslenirsen de zaten bir de biraz spor yapabiliyorsa, biraz yürüyüş, biraz işte kendinin illa bir spor merkezine gitmeye gerek yok ama yürüyüş en azından sağlıklı bir yürüyüş ve düzgün beslenme ile en azından hayat kalitesi arttırılabilir. Kesinlikle, kesinlikle. Hocam kış aylarında tabii ve tabii mevsim geçişlerine diyelim sinüzitle ilgili de sıkıntısı olan çok fazlasıyla baş ağrım tuttu, yüzüm gözüm şişti diye birçok danışan soru yazıyor. Biz de diyoruz ki hocamız gelecek merak etmeyin hocamıza soralım diye. Hocam sinüzit nedir diye soralım. Ya sinüzit şimdi kafamızda boşluklar var, odalar var, odacıklar var hava dolu. Bu işte havanın girip çıktığı burundan girdikten sonra oralarda süzülüp tekrar işte alt solunum yollarına gönderilmeden önce o sinüslerde dolaşıyor. Ve buraların bir kapıları var. Öyle diyeyim burun boşluklarına açılan. Yani sinüzitte o odaların iltihabı. Ama bu iltihap niye olur? İşte bakteriyel nedir? Virütik nedenli başlar çoğu zaman. İşte ufak bir burun tıkanıklığıyla başlar. Ama o devam ederse, tedavi edilmezse orada bakteriler üremeye başlıyor. Bu sefer de şiddetli baş ağrıları, iltihaplı burun akıntıları ortaya çıkıyor. İşte bu odacıkların iltihabı sinüzit. Kışın tabii ki daha çok gözüküyor. Yani yazın da gözüküyor ama kışın tabii havalar soğuk. İnsanlar banyo yapıyor. Dışarı çıkıyor, burnu tıkanıyor. Yani saçlarını kurutmuyor veya soğuk havaya daha maruz kalıyor. Ya da kışa göre sağlıklı giyinmiyor. Virüsler daha çok ortalıkta, yaygın. Daha çok nezle oluyor, grip oluyor. İşte o kendi başına atlatmaya çalışıyor bitki çayıyla falan filan. Bu sefer hani o burun tıkanıklığı devam ediyor, açılmıyor, geçmiyor, baş ağrıları ekleniyor. Böyle olunca da bakteriler ürüyor orada. İşten geçince aslında doktora geliyorlar. Hani ilk erken başta gelirse evet. Aslında çoğu zaman çok önüne geçebiliyoruz sinüzitin. Bu sinüzit 3 aydan fazla devam ederse bu iş, hani hasta önemsemezse veya sürekli tekrar ederse 3 ayı geçen bir sürede bu sefer kronikleşiyor. Kronik sinüzit haline geliyor. Kronik sinüzit de çoğu zaman böyle antibiyotik tedavisine yanıt vermeyebilir. O zaman da bir ameliyat veya cerrahi tedavi gerekebiliyor. O cerrahi aşamada hocam sinüzler mi temizleniyor orada? Endoskopik bir şekilde kameralarla girip kapalı yöntemle sinüsleri girip temizliyoruz. Tekrarlar mı diye soralım. Çünkü yani enfeksiyöz kronik sinüzitlerde tekrarlama şansı düşük. Ama işte polipler dediğimiz poliplere bağlı olan sinüzitlerde onlar %100 tekrarlayan şeyler. Ameliyattan 5 sene, 10 sene, 15 sene sonra tekrar çıkabiliyor etler. Sıcağın iyi geldiği söyleniyor yazanlarda. Hani sıcak mümkün ya biraz olduğunca etkisi. Soğukta daha çok ödemleniyor tabii burnun içi. Bu etler falan şişiyor. Daha kapanıyor yani soğukta. İşte yazında klimalar mesela çok buna neden oluyor. Ama net çok hasta geliyordur değil mi hocam? Klimaların etkisi, tabii, serinlerken mikrop bir yandan yani da. Çünkü evet o havalandırmalar biraz mikrop yuvası. Çünkü filtrelerinin sürekli değişmesi lazım. Bu da olmayınca çok fazla sayıda hasta geliyor yazında. Kesinlikle. Hocam yönetmenim siz anlatırken son 10 dakika diyor. 10 dakikada öyle neyi sığdıra? Bir süre nasıl geçti? Bir yandan da saate bakıyorum. Evet bayağı da süre geçmiş. Horlama yine her yayında konuştuğumuz gibi hocam. Horlama nedir diye soralım. Horlama neden olur? Az önce tabii seyircilerimiz var. Sami abi de şu an ekran başında, kameranın arkasında bizi izliyor. Mutlaka sizin için geldi. Dedi ki bu horlamaya nasıl çözüm bulacağız? Tüm izleyicilerimiz de fazlasıyla bu soruları çoğalttıkları için hocam yaygınlaştı mı ya da kalitesiz beslenme ya da sağlıklı uyumama mı? Temel altta ne yatıyor diye soralım. Ya aslında horlama bir üst solunum yolunun bir direnci. Evet. O havayı tıkayan bir şey var ve o alt solunum yoluna geçerken orada bir dirençle karşılaşıyor. O hava geçemiyor. O yüzden horlama ortaya çıkıyor. Bunun belli başlı nedenleri var ama birinci neden kilo fazlalığı. Kilosu normalin üzerinde olan kişilerde horlama daha fazla. Ve kilo verdikçe rahatlanıyor zaten. İkinci neden mekanik darlıklar. Bu ne olabilir? İşte burnunda eğrilik olabilir, et olabilir. Boğazında işte dil kökü büyük olabilir. Yani orada veya kitleler falan olabilir ayrıca. O ayrı bir nadir görünen şeyler ama orada kitle, kist, tümör gibi şeylerde horlama yapabiliyor. Biz tabii ilk etapta hastayı bir görüyoruz, muayene ediyoruz. Burnunda bir problem var mı, yok mu? Cerrahilik bir şey var mı, yok mu? Ona bakıyoruz. Eğer bir şeyi yok, hasta biraz kilolu veya değil ama işte boğazında da çok bariz bir problemi yoksa uyku testine gönderiyoruz zaten. Uyku testinin sonucuna göre bir gece hastalar yatıyor uyku laboratuvarında. Onun sonucuna göre hafif, orta veya ağır derecede bir horlama veya apne dediğimiz uykuda nefes durması gibi bir sıkıntı varsa ona göre cerrahi artı bazen CPAP dediğimiz bir makine cihazla uyuyabiliyorlar. Aşamalarına göre tabii, mi? Tabii aşamalarına göre. Mesela sadece şeyi de söylemeyi unuttum. Tabii yaş da ilerledikçe yumuşak damakta de sarkma oluyor. Küçüklüğünde sarkma oluyor. Biz buna işte o şeylere testin sonucuna göre eğer sarkma varsa o yumuşak damağı yukarı çekiyoruz. Cerrahiler yapıyoruz. Hem bazen CPAP kullanmasına gerek kalmıyor. Apneyi durdurabiliyoruz. Uykuda nefes durması varsa yapıyoruz özellikle bu cerrahiyi. veya o cihaza bağımlılığı azaltabiliyoruz. Hı-hı. Çok yüksekse bazen bu cerrahilerle orta hafif dereceye düşürebiliyoruz şeyi, şiddetini. Ama tabii horlama, işte uykuda nefes durması dediğimiz bu olaylar vücudu yoran, kalbi yoran şeyler. Tansiyon hastalığına da neden olabiliyor. Kalp büyümesine, işte kalp rahatsızlığına da neden olabiliyor. Çünkü uyku konforunu da bozuyor. İşte hasta geliyor, direkt zaten tarifliyor. Ya gündüz uyukluyorum diyor. Çünkü gece uyuyamıyor. Sürekli uyanıyor, sürekli dönüyor, sürekli horluyor, nefesi duruyor. Bu sefer araba kullanırken uyuklayabiliyor. Allah korusun. Eğer tabii çok dikkatli bir iş yapması gerekirse iş kazalarına yol açabiliyor. O kadar ciddi boyutu da var. Aynen öyle. Evet. Yani öyle bir boyutu var. Eğer hastanın çok ağır derecede şikayetleri varsa mutlaka bunun için doktora başvurması lazım. Hem yaşam kalitesi hem uyku kalitesi bozuluyor zaten. Peki yine en çok sordukları soru, horlama ile ilgili gittim, tedavi oldum, sonra tekrarlar mı? Ya da vücut kendi mi yapıyor? Ne kadar dikkat etsem? Ya bir kere kilo önemli, ona yaşam tarzı önemli. Artı işte cerrahi yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Cerrahilik mi ya da cihaz mı? Cihaz en aslında etkili kurtarıcı yöntem tabii. CPAP etkili yöntem ama ağır şeylerde veriyoruz. Sonucunda ağır apne gelenlerde raporla devlet ödüyor. O şekilde cihazlar var ama tabii hastanın kullanımı açısından çok kolay bir şey değil. Burnuna sonuçta bir şey, maske takıyor. Gece sürekli onunla uyuyor. Uyku halinde tabii takması lazım. Şey. Peki ama diğer cerrahilerde genelde tekrar etme, eski tip cerrahi yani eskiden yapılan bir cerrahi çeşidinde 2 sene sonra falan tekrar başlıyor diye hastalar geliyordu ama şimdi farklı horlama cerrahi yöntemleri var. Yeni geliştirilen, benim de uyguladığım, onlar da hani tekrar başladı diye gelen hastam olmadı. Peki şimdi bir gün misafir ediyorsunuz, orada vücuda cihaz mı takılıyor, orada sinyaller? Tabii yani o uyku merkezlerinde yapılıyor. Hı hı. Orada hem beyin dalgaları, kalp, solunum hepsini sonuçlarını yapıyorlar, takip ediyorlar. Vücudun oksijeni, beynin oksijenlenmesi, onların hepsine bakıp kaydediyorlar. Bu değerler size rapor olarak geliyor en sonunda. Ona göre de tedavi aşaması uygulanıyor. Peki tabii izleyicilerimizin yine sorduğu soruların başlıklarında kullandığım ilaçlar tat almamı engellediğini düşünüyorum. Doğru mu? Kullanan ilaçlar diyelim özellikle besinlerin tatlarını değiştirir mi? Yani ilacın yan etkisine bakmak lazım. Varsa böyle bir şey. Ama mide problemi yaratan ilaçlarda tat bozukluğu yapabiliyor. Yani hani o aslında birçok ilaç kullanıyor veya ilaç midesine dokunduğu zaman da ağız tat bozukluğu oluşabiliyor veya işte bazı ilaçların yan etkisinde olabiliyor. Metalik tatlar, bazı antibiyotiklerde var bu. Yani bizim karşımıza sık gelen. Özellikle makrolit grubu dediğimiz o antibiyotik grubu ağızda kötü tat falan bırakıyor. Hani tat bozukluğu yapabiliyor. Onun dışındaki tat bozuklukları enfeksiyöz nedenlerle de olabilir. Burun tıkanıklığı nedeniyle koku bile alamaz belki de, değil mi hocam? Aynen öyle. Hem koku hem tat bozukluğu yapıyor. Burada tabii kendini tanımak ve dediğimiz gibi o reçeteyi okuyoruz mu? Bakmak lazım. Ne kullanıyor, ne ediyor? Hastada ne problem var? İlaç kullandığı ilaç var mı? Ya bazen hani hasta geçmeyen öksürük şikayetiyle geliyor karşımıza. 5 tane 10 tane doktora gitmiş. Ama biri de bakmamış ki bir tansiyon ilacı. Şimdi bazı tansiyon ilaçları öksürük yapıyor. Bilmiyorduk. Bakın izleyiciler, yani değerli hocamız operatör doktor Koray Cengiz'in açıklaması. Ona bakıyoruz. Kullandığı, ben özellikle tansiyon ilacı kullanamıyor mu? Ya da kullanıyorsa öksürük ne zamandır var? 3 aydır mı var? 3 ay önce veya 4 ay önce yeni bir tansiyon ilacına başlanmış mı? Çünkü zaten diyor ben 5 senedir kullanıyorum bu ilacı. Hani onlar da düşünmüyorsun ondan, ama yeni bir ilaç var. Sonra hasta ilacı değiştiriyor ve teşekkürle geliyor size. Yani ben bunun için aylardır dolaşıyordum diyor. Ama bazı şeyleri iyi irdelemek, hastaya da sormak, hasta söylemez çünkü. Yani öksürüğüyle gelir, o öksürüğünü anlatır. Geçmeyen öksürüğü var hocam. Geçmeyen öksürüğünü anlatır yani. Evet. O yüzden hastayı aslında bir bütün olarak değerlendirmek, sistemik olarak muayene etmek lazım. Yani günümüz şartlarında tabii çok mümkün olmuyor. Yani hastaya ayırdığımız zaman da belli. Çok bizim ülkemizde çok uzun tabii ki ayırmaya çalışıyoruz. Tabii. Yani şimdi her hasta nezle grip gibi gelmiyor. Yani şimdi nezle gribi bakıyorsunuz boğazına, burnuna, kulağına, reçetesini yazıyorsunuz. O kadar uzun değil ama bazı hastalara daha fazla zaman ayırmak lazım. Daha komplike hastalar, daha komplike hastalıklarda daha uzun zaman ayırıyorsunuz. Bizim için de iyi oluyor bu. Yine bilgilerimizi geliştirebiliyoruz bu şekilde. Farklı hastalıklarla da ilgili yeni şeyler de öğrenebiliyoruz yani. Şimdi diğer branşlara da danışıyoruz bazen. Kesinlikle hocam. Şimdi bizim tabii her hastanede ülkemizde olduğu gibi onkoloji konseylerinde ve her branştaki cerrahi aşamalarda fikir alışverişi yaptığımız toplantılarımız oluyor. Yani onkoloji toplantıları var. Hani az katılsam şu an vaktimiz böyle güzellik estetiğe daha çok önem versek de zaman zaman çağırıyorlar veya biz de hastamızı yönlendiriyoruz oraya. Tabii Allah tabii ki oradaki sıkıntıların çözümünde en iyi şekilde sonuç versin ama tabii sizin alanınızda da gerektiği takdirde destek veriyorsunuz. Tabii dünyada en önemli sağlık sorunlarının başında kendimizi erken teşhis olarak mutlaka doktora gidelim desek de en sık kongrelere giden hocalarımızdansınız. Tabii dünyayla kıyasladığımızda Türkiye'deki yeniliktir, değişimleri de göz ardı etmemek lazım hocam. Mesleğe başladığınızdan bugüne çok şey değişti. Evet, aynen öyle yani şimdi bir 18-19 yıl önceki gibi değil. 20 yıl var mı meslekte maşallah hocam? 2001'den mezuniyetim ve Kulak Burun Boğaz camiasına girişimdeyim, asistanlık. Yani 19 sene oldu. Takip etmeye çalışıyoruz yurt dışı. Ama 19 seneden bugüne çok şey değiştiğinizi siz de değil mi? Yani hastalıklara eklenenler oldu ama tedavi açısından ve cerrahilerde özellikle cerrahiler daha çok hızlı gelişiyor teknolojiler ilerledikçe. Kesinlikle. Biz takip etmek geri kalmamaya çalışıyoruz. Kesinlikle zaten. Hocam. Hocam kapanışa gidiyorum. Toparlamak gerekirse özellikle efendim kapanışa giderken tekrar hatırlatmamızı yapalım. Ekranda da görüyorsunuz. Avrasya Hastaneler Grubu'ndan kulak burun boğaz cerrahisi uzmanı operatör doktor Koray Cengiz hocamızla birlikteyiz. Kendisiyle özellikle kış aylarında rastlanan sağlık sorunlarını konuştuk. Kulak burun boğaz cerrahisinde önlem anlamında nelere dikkat edelim? Bahara geçiyoruz ama yine de mevsim geçişlerinde neler özellikle korunmamız için etkili yani hocam? Mevsim geçişlerinde bu virütik enfeksiyonlar biraz daha fazla, alerjik enfeksiyonlar, alerjik durumlar da artıyor. O yüzden kişisel hijyen en önemli şey. Dediğim gibi hani bu ara herkes zaten takip ediyor. Bu virüslerden, şeylerden olan hastalıklara mümkün olduğunca kalabalık ortamlarda bulunmayalım. Mutlaka meyvelerimizi, sebzelerimizi yiyelim. Çok fazla temas etmeyelim insanlarla. Öyle diyorum. Onun dışında bağışıklığı yüksek tutmak gerekiyor. Alerji de aslında çok yapacak bir şey yok. Dokunan şeyden uzak kalmak lazım. Bazı hastalarımız zaten artık bu işi kendileri her sene yaşadığı için biliyorlar. İlaçlarına da öncesinde başlıyorlar ki alerji mevsiminde rahat edebilsinler. Bu şekilde yani en ufak bir sıkıntı yaşadıklarında da hemen doktora gelmelerini öneririm. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin huzurunda yarın yeniden aynı saatte birlikteyiz efendim. Allah'a ısmarladık. Alnım çok sivilcelendi. Baksana. Yok ışıkta canım. Çok çıkıyor orada parlıyor. Yo cildim bozuldu benim bu ara biliyor musun? Ben sizi çok beğendim. Yani tarz... Bu saç model müthiş havalı. Kestirmeyin.